hususu açıklıyor. Diyor ki bir gün beden eğitimi uzmanı, tanınmış yazar, konferansçı, eski dostum, saygıdeğer Selim Sırrı Tarcan'ın ziyaretine karşılık vermiştim. O da benim gibi bir adamın dinsiz olmasının tam anlamıyla kendisini ilgilendirdiğini, ancak bir ulusun dinsiz olamayacağı görüşündeydi. Atatürk bir gün Selim Sırrı Tarcan'ı huzuruna çağırıyor. Diyor ki Selim Sırrı Tarcan'a, sen dinde devrim yapılması hakkında yazılar yazıyormuşsun. Amacın nedir diye soruyor. Selim Sırrı da diyor ki Tarcan bu konudaki görüş ve düşüncelerini açıklayarak hükümetin din işlerinde de öncülük yapmasını gerektiğini, yoksa dinin yok olup gideceğini söylüyor. Bunun üzerine Atatürk, dikkat edin, bu din batacak. İleride yeni bir din çıkacaktır. Sen bu konularda yazı yazmayacaksın, anladın mı diye kesin emir veriyor. O da kalemini kırıp atıyor diyor. Bu din batacak. Bu din batacak. Yani İslamiyet batacak. İleride bunun yerine yeni bir din çıkacak. Bu konuda katiyet yani yazmayacaksın. Bu din batacak. İleride yeni bir din çıkacaktır. Bu din dediği İslamiyet, herhalde bu ülkenin dini olan İslamiyet'i kastediyor. Evet. İslamiyet batacak. İleride yeni bir din çıkacak. Sen bu konularda yazı yazmayacaksın, anladın mı diyor. Şimdi bu din batacak diyen birisi dediği kitapta Hüsnev Gere'de Atatürk'ün en yakın arkadaşı, Samsun'a birlikte çıktığı arkadaşı söylüyor. Buradan ben devam söylediğini edelim. Anlatıyorum.